Başbakanın istifa etmesini isteyen hükümet karşıtı göstericiler Makedonya'daki farklı etnik grupları bir araya getirdi. Muhalefet hükümeti seçimlerde hile yapmakla, gazetecilere baskı uygulamakla ve bir gazeteci cinayetini örtbas etmekle suçluyor. Başbakan Nikola Gruevski de hükümet yanlısı bir gösteride konuştu. Hükümet yanlıları geçen yılki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi ve başbakanın 9 yıllık görevine devam etmesi çağrısında bulundu. Ancak bazı uzmanlar yeniden seçilen Nikola Gruevski'nin giderek daha baskıcı bir lidere dönüştüğü görüşünde. Avrupa Birliği üyelik sürecinin Makedonya ve diğer Balkan ülkeleri için çok yavaş ilerlemesinin bunda payı büyük. London School of Economics'ten James Kerr Lindsay şunları söylüyor. Makedonya'da hükümet mevcut durumdan son derece memnun. Çünkü NATO ya da Avrupa Birliği'ne yakınlaşması durumunda yapması gerekecek reformlarla ilgilenmek zorunda değil. Hatta hükümet Avrupa Birliği üyeliği fikrine artık daha soğuk bakıyor. Bu son derece riskli bir durum. Skype aracılığıyla konuşan AB Makedonya eski temsilcisi Ervan Fuere hükümeti çok sert eleştiriyor. Mevcut rejim tüm inandırıcılığını yitirdi. İktidarda kalması için artık hiçbir sebep yok. Makedonya'da barış sürecini yeniden inşa etmenin tek yolu, hükümetin istifa etmesi ve geçiş sürecinin başlamasına imkan tanıması. Muhalif protestoculardan bazıları aynı taleplerde bulunmak için bir çadır kent kurdu. Ancak başarılı olup olmayacakları belli değil. James Kerlinsey, Makedon protestocuların Ukrayna'dakiler kadar çok ilgi çekeceğini sanmıyor. Ukrayna, Doğu ve Batı arasındaki fay hattı üzerine kurulu. Makedonya için bu geçerli değil. Kerlinsey, Avrupa Birliği'nin uyguladığı politikanın 1989'a kadar bölgeye hakim olan Rusya'ya yeniden etkinliğini oluşturması için kapı açtığı görüşünde. Ervan Fuari ise kaygılı değil. Rusya'nın Batı'nın Balkanlara verdiği taahhütleri gerektiği gibi yerine getirmediğini yineleyerek Batı'yı rahatsız etmek dışında Makedonya'da stratejik bir çıkarı yok. Bu taahhüt Balkan ülkelerini Avrupa Birliği'ne üye yapmaktı. Ancak reformların yeterince hızlı yapılmaması ve Avrupa Birliği ülkelerine göç akını olacağına ilişkin kaygılar bu süreci geciktiriyor. Kerlinsey, Avrupa Birliği'nin Balkan ülkelerinin üyeliği konusunda güçlü bir mesaj vermekle kaygılarını dile getirmek arasında denge sağlaması gerektiğini söylüyor.